Hazreti Muhammed bir ulus kurdu. Bir şehre sahip oldu. Barış anlaşmalarına girişti. Ve sen İbn-i Selül, Medine kralı olduğunu iddia eden sen dün gece uyurken krallığını kaybettin. Sen kendi derdine yan Ebu Süfyan. Suriye'ye bir damla esans satmak için Medine'de onun önünden sürünerek geçmek zorundasın. Boynuna bir ip geçirmesiyle ticaretine el atması aynı şey, öyle değil mi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdilik bekleyeceğim. Ne kadar sürecek bu bekleyiş? Sen ve bütün Arabistan karar verinceye kadar. Kendinizi kurtarmak için er geç onu yok edeceksiniz. Beklerken ne yapacaksın? Herkes gibi çağrısına katılacağım ben de. Doğuştan hakkım olan şeyi ona kaptırır mıyım? Hayır, kaptırmam. Medine'de bir değişikliğe ihtiyaç var. İkiyüzlü sahtekar. Evet, ama yararlı bir ikiyüzlülük. İbn-i Selül, dua etmek için günde 5 kez yere yüz sürecek, öyle mi? İnanamıyorum. Belki de lüzum kalmaz. Daha önce yapmamız gereken şeyi yaparız. Muhammed'i öldürürüz. Evet, öldüreceğiz. En mükemmel şekilde. Her şeyi düşündüm. Yedi tane genç seçildi. Her biri başka aileden. Oğlum İkrim'a da aralarında. Hep birlikte içeri girip onu bıçaklayacak. Anlıyorsunuz değil mi? Öldürmenin sorumluluğu paylaşılırsa kimse kimseyi suçlayamaz. Benim fikrim bu. Katılacağından pek emin değilim. Muhammed'in varlığı çok şey ifade ediyor. Davası, sözleri. Ama bu fevkalade bir çözüm yolu. Hem de son derece kesin. Göze almış ha. Nasıl bir inanç bu? Fazla uzağa gidemezler. İzlerini takip edeceğiz. Çöle kaçmış olmalılar. Muhammed'i yakalayana ya da başını getirene mükafat verilecek. 100 deve. Üçünü de istiyorum. Muhammed, Ebu Bekir ve yol gösteren bedevi rehber. Ne oldu? Bunlar döllenme develeri değil. Hurma yemişler. Şehirden gelmiş bunlar. Orada ne işin var senin? Medine kuzeyde. İzleri onlar bırakıyor. Ben değil. Yani batıya mı gidiyorlar? Ben işimi bilirim. Havayı koklayarak uçan kuşun bile izini bulurmuşsun. Onlarla gidelim. Thank you.
oradaki mağarada olabilirler. Muhammed! Çık dışarı! Öldürmeyeceğiz, Mekke'ye götüreceğiz. Muhammed, dışarı çık! İçeride olamazlar, örümcek ağı bozulmamış. Güvercinler de böyle durmaz, uçarlardı. İzlerin peşine düşmeyecektik, kuzeye gidecektik. Ne duruyoruz, hala yetişebiliriz onlara. Hazreti Muhammed'le ölüm arasındaki tek engel incecik bir örümcek ağıydı. O öldürülemeyecek bir insandı. Bedevi rehber ona ve arkadaşı Ebu Bekir'e öncülük edip Haziran sıcağında çölün insan ayağı değmemiş bölgelerinde kaçmalarını sağladı.